Merhaba Cycling TR. 28.'si düzenlenen İran turundayız. Bugün Aras Free Zone'dayız ve 5. stage'deyiz. Yanımızda şu an Rudy Project'ten Christian var. Hello Christian. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. What you think about the Tour of Iran? I think it's a really well organized tournament and the organization committee is really, really enthusiastic in cycling and yeah, it's a pleasure to be here. Do you have some goals for this stage? Our main goals are on the flat stages, so the first, second, third, and yeah, we could push our sprinter Marcel Kals to best positions in the sprint, and yeah, we got some podiums now, and yeah, we're really happy. Until last year, we were a bit unlucky at all, and now it was a perfect teamwork for us, and today it's just survive. So you are sponsored by Turkish Airlines, and will we be able to see you in Turkey too? Yeah, Turkish Airlines is now getting a bigger and bigger partner by the years, and we are growing. So they want us to race in Turkey, and we hope we get invitations. That's our definitely main goal, to show what we can. And we are racing all over the world, especially on track. And now we're using the stage races for preparation for the main track races for us. Okay, thank you. It will be good to see you in Turkey too. Yeah. Thank you. With great. Cool. Thank you. Merhaba Aliza. Merhaba. 28. düzenlenen İran turunun 5. stage'indeyiz. Bugün çok yüksek olan bir dağa çıkacaksınız. 3500 metre ve çok soğuk olacağı söyleniyor. Hatta kar da varmış. Düşüncelerin nelerdir bu etap hakkında? Evet, doğru. Turun en zor etabı bugün. Bayağı bir zorlu geçecek. Çünkü 4 etaptır biz bu tur etabı bekliyoruz. Takım arkadaşım Stefan için bayağı bir yardımlaşmamız olacak ona karşı. Yani önemli olan takımda iyi bir yeri kollamamız. Yani sonuçta takımımızda şu an bir tane yokuşumuz var. Bayağı bir zorlu geçecek. Ona rağmen İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Peki dünkü stage'de, dünkü etapta bir tatsız bir olay yaşandı. Alman sporcu Rudy Project'ten. Bize detaylarını anlatabilir misiniz? Tabii anlatırım. Son 200 metrede, 250 metrede ben sprint'e başlamıştım. Pozisyonum gayet iyiydi. Yani dün derece yapabilecek kapasitedeydim. Yani son 50 metre bayağı bir sallantılar oldu. Daha doğrusu ben solda gidiyordum. Sağ tarafta, yani aramızda bir adam olmasına rağmen, yani direkt önüme çıkması, yani bu kayıtlarda da var tabii. Resim olarak da her şey görünüyor. Yani benim için biraz iyi olmadı. Çünkü derece yapmak istiyorduk dün. Yani dün de bir derecemiz olsaydı daha güzel olabilirdi her şey. Motivasyon açısından. Yani o yüzden onun biraz da durgunluğu var, moral bozukluğu var. Yani itirazı ettik. Yani itirazımızın sonucu, sonuçta benim derece yapmış olmam görünmüyor tabii ki. Yani hayırlısı. İnşallah bu etap bugün, yani aramızdaki bir yardımlaşmadan dolayı, yardımlaşırsak eğer, güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Teşekkürler Aliza. Gözümüz üzerinizde. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar Recep. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün İran turunun 5. stage'indeyiz. 4 turu geride bıraktık. Ne düşünüyorsun geçmişteki turlar hakkında? Genel olarak tura iyi başladık, İran turuna. Birinci etap harici diyeyim. Talihsiz bir kaza yaşadım. Organizasyon yüzünden yolu yanlış verdikleri için finişte pozisyonum çok iyi olmasına rağmen insanlar yola çıkmıştı. Bir kişiye çarptım. Yani benim için hiç iyi olmadı. Ama şükür çok büyük bir kaza olarak şey olmadı. Hani yani daha kötüsü olabilirdi. Herhangi bir yara almadım. Ucuz atlattım diyebilirim. O etap bizim için kötü oldu. Dereceye girebileceğimiz, yani garanti derece yapabileceğimiz yine bir etap. Sprint etabıydı. Fakat iptal ettiler etabı. İkinci etapta iyi şekilde yerimi korudum. Bayağı erken sprint yapmama rağmen, sıkışmalar çünkü çok olmuştu son 900 metrede. Bayağı bir sıkışma olduktan sonra son 400 metreden başlamıştım sprint yapmaya. Douglas sporcunun geçmesi beni biraz üzdü diyebilirim ama sonuçta yine iyi şekilde etabı bitirdik.
Üçüncü etapta biraz yine sıkışmalar oldu. Ön tarafın iyi tempo vermesi, biraz da süratli gelinmesi ve uzun olması etabın biraz bizi yordu. Ama yine iyi şekilde üçüncülüğümü aldım. Dün için ise bayağı bir sıkışmalar oldu ve Ali Rıza'yı sprinte daha çok götürmeyi düşünüyorduk. Daha çok onun üstüne oynamıştık. Çünkü artık bilmişlerdi beni sprint yapabildiğimi. Full benim üstüme oynuyordu herkes. Onun da talihsiz bir sıkışma olayı yüzünden o da dün kürsüye çıkamadı ama bizim için tur çok iyi gidiyor. Hani çalışmalarımızın verimini, karşılığını alabiliyoruz. Buradan da takımın Birisa Spor'a, yöneticilerin hepsine teşekkür ederim. Her şey yerli yerince ve daha önceki yıllarda takımın burada ismini duyurması burada olan prestijimizi daha çok arttırdı. Herkesin ayrı bir saygısı şey oluyor. Yani tur iyi şekilde gidiyor. Bugün yokuş etabı var. Benim için bayağı bir zorlu olacak. Stefan arkadaşımızı olabildiğince yokuşun en dik olan bölümüne kadar götürmeye çalışacağız. Ondan sonrası için de bakalım o da kendi taktiklerini yürütecek. Umarım bizim için iyi bir etap olur. Çünkü kafaya oynuyoruz artık, sarmaya oynuyoruz. Umarım her şey bizim için daha iyi olur. Yani bu şekilde turu kapatmayı düşünüyoruz. Teşekkürler Recep. Ben teşekkür ederim. Sizin Saysikar ailesi için de teşekkürler ayrıca. Buraya kadar gelip her şeyi yapmaları bizim için de ayrı bir onur verici bir şey. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler. Bye.